Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar Arapça kitabımızın Et dersü sani yani ikinci dersini işleyeceğiz. Konumuz el el abu oyunlar. Et dersü sani ikinci ders el el abu oyunlar. İstemiyor dinle ile ibarat kelimeleri dinle. Ve e'id onu tekrar et. Sümme teemmel ma'aniye ha. Sonra anlamını düşün. Müsteinen müsüver. Resimleri kullanarak. Şimdi yedinci ses dosyamızı açacağım. Kelimelerin okunuşlarını dinleyeceksiniz. Ardından anlamlarını beraber yapalım. Parokları takip edelim. Ders 2. Al-al'ab. 1. استمع الى العبارات واعدها ثم تامل معانيها مستعينا بالصور تعب لعبت صاله الرياضه ركض هاتم دراجه علم عضو دابله Evet burada kelimelerimizin okunuşlarını dinledik İstemi'lel ibarat kelimeleri dinle ve e'ita onu tekrar et. Sümme temel meaniha müstahinen bir su Resimlerden yer Alan anlamlarını düşün dedi. Bakın çocuk çok yorulmuş değil mi? Ta'ibe yoruldu. Ta'ibe yoruldu. Kızımız oyun oynuyor. La'ibet kız oynadı. Bak sonunda T olduğu için kızlar için olduğunu anlıyoruz. La'ibet kız oynadı. Saletur Spor salonu. Herkes şu şekilde. Saletur Spor salonu. Rakeda. Erkek koştu. Bakın rakeda. Erkek koştu. Hatem. Yüzük. Derrace. Sonlardaki T okunmaz. Derrace. Bisiklet. Alemun bayrak şanlı Türk bayrağımız. Uzvun kimlik. Dabuletün bilye ya da misket. Bitaqati uzvul lecne. Bakın. Kimlik kartı anlamına gelen kelimemiz. Şimdi de sekizinci ses açıyorum. Dinleyelim. İtnen. استمع إلى العبارات وأعدها ثم أجري الحوار مع أصدقائك ماذا نلعب اليوم؟ كرة القدم كرة السلة كرة اليد أتمنى لك التوفيق شكرا يا أخي Evet burada kısa bir diyalog var. استمع إلى العبارات، ibarat, ثم أجري الحوار مع أصدقائك Bu parçayı tekrar et. Bakın burada öğretmenimiz soruyor. Meza ne? Nel'ab? Oynuyoruz. El yevme. Bugün ne oynuyoruz? Kuratel kadem futbol, kurateselle basketbol, kuratel yed Handbol. Tekrar ediyorum. Meza nel'ab el yevm? Bugün ne oynuyoruz? Kuratel kadem futbol. Kuretesselle, basketbol, küreteliyet, handball. Etemenna leke. Sana ettevfik. Başarılar diliyorum. Bakın sporlarda kardeşlik ve centilmenlik esastır. Kim iyi olursa o kazanır. Etemenna leke ettevfik. Sana başarılar diliyorum dedi. Arkadaşı da şükran ya ehi. Teşekkürler ey kardeşim Sınıfta sizler de uygun arkadaşlarınızla, yanınızda oturan arkadaşlarınızla parçamızı tekrar edebilirsiniz. Üçüncü bölümde ecrit temriğin alıştırmayı değiştir, Kemal filmisal örnekteki gibi sümmekrahı sonra onu oku diyor. Şimdi burada ne var değerli arkadaşlar? Bakın hüve erkek için o demektir. Ente erkek için sen demektir. Erkekleri maviyle yazdım. Hiye Kızlar için o demektir. Harekesi de şu şekilde hiye. Enti kızlar için sen demektir. Kırmızı olanlar kızlar için, mavi olanlar erkekler için. Bu da hüve. Anlaşıldı mı? Şimdi men hüve. Şimdi bir sorumuz şu şekilde. O kimdir? O erkek olduğundan dolayı ne diyeceğiz? Bir isim erkek ismi hüve. Ahmet. O Ahmet'tir. Şimdi kızlar için soruyu soralım. Yine kırmızı ile yazalım. Men hiye. O kimdir? Bu şekilde yazacağız. Men hiye. O kimdir? Cevap olarak da hiye. Yine zamirimizi yazıyoruz. Hiye. O kız ismi olsun. Fatıma. Mesela o Fatıma'dır. Bu şekilde yazılır ama sondaki T okunmaz o Fatıma'dır. Erkek için sen kimsin diyeceğiz şimdi? Men ente. Sen kimsin? Cevap olarak Türkçe olarak düşünün ne diyeceğiz? Ben, değil mi? Erkek ismi söyleyeceğiz. Ben mesela Mehmet. Şu şekilde yazalım. Mehmet ene Mehmet. Ben Mehmet'im. Kız için şimdi men enti diyeceğiz. Sen kimsin? Men enti. Cevap olarak ene hem kızlarda hem erkeklerde ortaktır. Ene bu sefer de Zeynep olsun. Ene Zeynep. Ben Zeynep'im. Tamam bu şekilde alıştırmamızı yapıyoruz. Dördüncü alıştırmamız Ecri Temri'nin alıştırmayı değiştir. Kema filmi sağlı. Örnekteki gibi Sümekra sonra onu oku diyor. Bakın burada yine aynısını yazalım. Erkekler için hüve ne demekti? O. Ente erkekler için ten demekti. Kızlarınkini ile yazalım. Hiye kızlar için o enti kızlar için ten Şimdi bunlar Arapçada muttasız zamirlerdir. Yani tek başına yazılan zamirlerdir. Bir de bunların muttasız olan kardeşleri var. Bakın hü olduğu zaman hüvenin kardeşi erkek için onun anlamı katıyor. Onun ente'nin sonuna değil de işte kelimenin sonuna k gelirse sen yerine senin anlamı katıyor. Bunlara da muttası zamirler deniyor. Kanalımızda muttası ve muttası zamirleri anlattık. izleyebilirsiniz. Peki hiyeninki nedir derseniz. Ha. Kızlar için onun anlamı katıyor. Entinin kardeşi de muttası da ki'dir. Bu da senin anlamı katan kızlar için zamir. Anlaşıldı mı? Bunları ezberleyeceğiz. Hüveninki hü. Hiyeninki ha. Enteninki K. Enteninki de ki. Erkeği kendisi yapmış bakın. Ma ismühü. Bakın gördünüz mü? Hü geldi. Onun adı nedir? İsmühü. Bakın hü yine yazıyor. duruyor. Erkek olduğu için Ahmet. Onun adı Ahmet'tir. Kız olanı biz yapacağız şimdi. Ma. Yukarı doğru çekiyor. İsmühü. Bu şekilde ma ismüha. Onun adı nedir? Kız için. Ma yatıyoruz. İsmüha'yı aynen yazıyoruz. İsmüha. İsmüha. Mesela Reyhan diyelim. Reyhan olsun. Tamam. Sizler kendi isimlerinizi yazabilirsiniz. Kızlar ve erkekler. Şimdi erken senin ifadesini soralım. Ma ismuke senin adın nedir? Evet bu şekilde ma ismuke cevap olarak da şimdi Türkçe olarak düşünün. Senin adın ne de dersek benim adım deriz. O zaman k yerine ismi ifadesini koyacağız. İsmi. Y hem kadınlarda hem erkeklerde benim anlamı kadar ismi Ahmet değil, ne diyelim Muhammed diyelim mesela peygamberimizin adını yazalım Muhammed şu şekilde tamam adım Muhammed'dir. Kızlar için şimdi senin adın ne diyeceğiz? Ma ismi ismuki senin adın nedir? Ki yaptık bakın. Yine ismi Y'yi kullanacağız. Benim adım Ayşe olsun. A i ş t T okunmaz sondaki. O zaman biz hü ha k ki öğrendik. Bir de y öğreniyoruz. Y isimlerin sonuna, kelimelerin sonuna gelirse benim anlamına gelir. Hem kızlar hem de erkekler bunu kullanabilir. Tamam. Beşinci alıştırmamız. Sıl birleştir. Beynel cümeli ve suver. Resimleri ve cümleleri birleştir diyor. Dün mektup hafi defteri. Sonra da defterine bunları yazacaksın. Bunlar ödev. Bakın burada bize hazihi öğretiyor sevgili arkadaşlar. Hazihi hâzihi kızlar için bu demektir. Bir de hâze var. Bu da erkekler için bu demektir. Şimdi hâzihi bu Leyla. Bakın bu Leyla'dır. Hiye tabibe. O doktordur. Müennes olduğu için zamir de müennes oluyor. Hâze cemil. Bu cemildir. Hüve müdirun. O müdürdür. Bakın müzekker olduğu için zamiri de müzekker oluyor. Hâzihi Zeynep. Bu Zeynep'tir. Hiye müderrisetün. O kadın öğretmendir. Hâze Ali. Bu Ali'dir. Hüve hilmizün. O öğrencidir. Şimdi eşleştirmelerini yaptınız değil mi? Şimdi Leyla doktormuş. Bakın bir burası olacak. Cemil müdürmüş. Bakın burası olacak. Zeynep öğretmenmiş. Nerede öğretmen? Yukarıda bakın. 3. Ali de öğrenciymiş. Bu şekilde bir öğrenci yapmışlar. Engelli bir öğrenci. Ama burada doktor, erkek doktor yok. Altıncı alıştırmamızda sıl beynel mecmuateyni kemafil misal örnekteki gibi iki bölümü birleştirin diyor. Şimdi ene Burada bize aslında e, mazi fiili öğretiyor. Mazi fiil şu demektir. Örnek veriyorum. Zehebe Arapçada gitti demek. Tamam mı? Zehebe. Şimdi bu kelimemizin, bu fiilimizin sonuna bazı ekler geliyor. Mesela zehebe bu ilk hali o gitti anlamına geliyor. Tamam mı? Burası o gitti. Yani hüve şu alttaki hüve var ya. onun işte onunki bu. Bunun sonuna diyelim zehebet olursa t gelirse zehebet. Bunu ileride öğreneceksiniz. Şu kapalı t geldiği zaman bu da hiye'nin kızlar için o gitti anlamına geliyor. Bu hiye. Burası hüve yapalım. Hüve. Başka şuraya yazıyorum. Bakın zeheb t olursa Zhepte. Bu sefer sen gittin oluyor. Erkek için ente oluyor bu. Ente. Sonu t olduğu zaman da zhepti olduğu zaman da kızlar için sen gittin oluyor. Zhepti yani enti oluyor. Bunlar fiiller ve yazılışları. Son olarak şuraya da ben gittim. Hem kız için hem erkek için. Zehep tü. Ben gittim. Hem kız için hem erkek için. Bu da ene oluyor. O zaman. Hüve'den eneden başladık. bakın Tü. Zehep tü yaptı değil mi? Burası doğru. Ente'de ne vardı? Zehep t vardı. O zaman sonra t olanı bulacağız. Var mı? Yok. O zaman ente boş. Hiye neydi? Sonuna t geliyordu. O zaman T bakın burada var. Hiye taibet. O kız yoruldu. Bakın sonunda T var. Enti var. Kızlar için sen demekti. Bakın haraçti var. Yani sen çıktın anlamında. Hüvede hiçbir şey yoktu. Bakın zehebeydi. O koştu rakyada. Tamam mı? Bu şekilde zamirlerimizi de birkaç kez dinlerseniz anlamış olursunuz. Devam edelim. 7. alıştırmamız ecri Temri'nin kemafil misal örnekteki bir alıştırmaya alıştırmayı çevirsin demek. Sonra onu oku diyor. Burada yine hüve ile hiye ile değişimler ya da en ile ene ile değişimler var. Yukarıda öğrenmiştik. Hüve erkek için o şeribe içti. Bakın hiçbir ek yok fiilimizde. O içti neyi? Elma-e suyu o içti. Hiye ile yap demiş. Neydi hiye de sonra t getirecektik. Bakın hiye şeribet o içti elma e suyu. değil bu şekilde yapmış. ene ben laiptü. Bakın ene olduğu zaman tü geldi. Ben oynadım. Fil hadikati bahçede ben oynadım. Ente gelmiş sonundaki tü'yü t yapacaktık. Çok kolay. Hemen şu şekilde siyah yazalım. Ente laibt. Bak tü benim içindi. T ise senin için. Kız olsaydı T olacaktı. La'ibte. Fil hadigati. Bahçede oynadın. Şimdi yine hüveyi hiyeye çevir demiş. Hüve gasele veçhehu. Bakın hüvenin hü mutlası zamiri de gelmiş. Bunu unutmayacağız. Onu ha'ya çevireceğiz. Şimdi hiye yaptık. Bir. Sonra kapalı bir ye getireceğiz. Artık hiyeyi öğrendik. Şurada da vardı bakın. Gaselet yapacağız onu. A, S, L. O oynadı. Veç, pardon o yıkadı. Neyi? Veç, H, Bakın burada da H değişti. Unutmuyoruz. Ente, sen, gasel, T. Bakın T oldu. T, T. T olsaydı T olacaktı. Veç, H, K. Sen yüzünü yıkadın. E ene yap demiş. E ne de tü vardı hatırlayalım. Bunu da kırmızı yapalım. Ene ben Kasel yıkadım. Neyi? K'yi Y yapacağız. Bakın az önce görmüştük. Veç hi yüzümü yıkadım. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde fiillerimizi zamirlerle çevirmiş olduk. Son olarak da T zamirini yapalım. Enti haraçti. Sen çıktın. Minel beyti. Evden sen çıktın. Bunu hiyeye çevir demiş. Sen değil de o yap demiş. Yapabilir miyiz? Çok kolay. Yaparız Allah'ın izniyle. Hiye o sonunda Hiye'ni cezimli t olacak. Haracet. Ha, cet. O çıktı minel beyti. Evden o çıktı. Bakın çok kolay. Son olarak da hüveyi yapalım. Hü ve gara e. Bakın fiilimizde hiçbir şey yok. El kitabe. O kitabı okudu. Enti diyor. Sonra ti olacak. Gara ti. Sadece burada pardon enti yazacağız. Yazmada sıkıntı çekebilirsiniz. Ama birkaç tek tekrar ederseniz kolay olur. Enti yazdık. Fiilimizi değiştiriyoruz. Gara ti. Ra birleşmez. Şimdi şu şekilde yapacaksınız. Hemze yapacaksınız oraya. Gara ti. Sen okudun el kitabe. Birkaç kez dinlediğiniz zaman eminim çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Devam edelim. 8. alıştırmamız. Ecip anil es ileti müsteinen büsüver kema fil misal. Örnekteki gibi resimlerden yararlanarak sorulara cevap ver diyor. Bakın. Sorumuz şu şekilde. Hel indeke kitabani ithnani. Bakın burada elif nun hangi kelimenin sonuna gelirse iki tane anlamı katar. Şu şekilde olduğu zaman. Müzekkerler için, erkekler için. Kızlar için de tani yani müennesler için de tani geldiği zaman iki tane yapar. Senin yanında diyor iki tane kitap var mı? Neam evet. İndi bak k yerine y ye getirdik. Niye? Çünkü senin diyor benim diyeceğiz. Y benim anlamı katar. Ne'min aynısını yazıyoruz. Kitabani isnani. Evet benim yanımda iki tane kitap vardır. Yine soruyor. Hel indeke alemun. Yanında bayrak var mı diyor. Bakalım bayrağımız var. Ne'am. Bak sadece indiyi çeviriyoruz. K yerine D getiriyoruz. Ne'am. indi Alemun. Evet. Yanımda bir tane şanlı bayrağımız vardır. Diğer sorumuz helle indeke Senin yanında bir tane e, bisiklet var mı? Naam indi. Bak indi diye getiriyoruz sonuna. Indi darraja. Kelimemizi aynen yazıyoruz. Evet yanımda bir tane bisiklet var. Hel indeke hatemani isnani. Yanında diyor iki tane yüzük var mı? Neam indi aynen yazıyoruz. Hatemani Hatemani İsnani. Evet yanımda iki tane yüzük vardır. Tamam. Burayı da defterlerimize kitaplarımıza güzelce yazalım. Geçelim silgiye. Helle indeke mimhatun. Mimha imha eden demektir. Yani yanlışları düzelten demektir. Silen demektir. Yanında bir tane silgi var mı? Ne'am. Evet. Indi. Artık bunu öğrendiniz. Indi K yerine Y ye yapıyoruz. Unutmayın. Indi Mimha. Diğer kelimemizi aynen yazıyoruz. Arapça çok kolay. Birazcık e, ilgilenirseniz kolay Arapçayı kanalımızdan zevkli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Hel indike sa'atani isnetani. İki tane saat var mı diyor sende. Neam indi Sadece nereyi değiştiriyoruz? In'deki yerine indi yazıyoruz. Saatani Ta kere kalan kısma yine yazıyorsunuz. İsne tane. Tamam. Saatani. Ta is üç nokta koyuyoruz. N'ye, T'ye noktalarını koyuyoruz. Hareke koyuyoruz. Ne am indiği saatani. isne tane. Evet yanımda iki tane saat vardır diye yazıyoruz. 9. alıştırmamız İmleil feragat boşlukları doldur. Müstainen bil gaimetil atiye gelen parantez içerisinde kelimelerle kemafi misal örnekteki gibi diyor. Bakın. Teva 7 demektir. Sitte 6. Temaniye 8. Erba 4. Selase 3. Tis'a 9. Bunların Arapçalarını yazalım. Arapça sayılarımız şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam Arapça sayılarımız bu şekilde. Bakacağız sayılar getireceğiz. Hel indeke kalem. Senin kalemin var mı? Ne'i indi bakın burada 7 yazıyor. Tamam mı? O zaman 7 neymiş? Seb'atu aqlamin. Benim 7 tane kalemim vardır. 7'yi kendisi getirmiş. Hel indeke miftah? Senin anahtarın var mı diyor? Ne'am indi bakın 3 diyor. O zaman 3 hangisi? Selase. Buraya selase yazacağız. Selaseti selasete mefatihin. Burada 3 ila 10 arasındaki sayılarımızda sayıdan sonra gelen kelimemiz çoğul geliyor. Kalem yeri neklam. Miftah yerine mefatih. Hel indeke derrace. Senin bisikletin var mı? Ne'am indi. Bakın altı taneymiş. O zaman Sitte Sitte derracatin. Evet. Benim altı tane bisikletim var. Hel indi kalem. Senin bayrağın var. Ne'am indi. Dokuz tane bayrağı varmış. Tis ate tis'ate e'lâ min. Evet benim dokuz tane bayrağım vardır. Hel indeki Senin saatin var mı? Ne'am indi. Erba'a. Biraz büyük yazalım. Erba'a sa'atin. Evet benim dört tane saatim var diye yukarıdaki kelimelerimizi Rakamları bildikten sonra boşluklara bu şekilde yazıyorsunuz. 10. alıştırmamız ise el feragati müstaeinen bil gaimet latiye kema örnekte gibi boş e, kelimeleri boşluklarımıza doldur diyor. Burada bakın isneta aşrate 12. Ancak bu müennesler için. Tamam mı? Müennes diyorum. Yani sonunda T olan kelimeler için. 11 11 bu müzekkerler için erkekler diyelim e. aşrate 11 yine müennesler için müennes diyorum. aşara 12 bu müzekkerler yani erkekler için aşrate kelimenin durumuna göre bu da 10 demektir. Boşlukları dolduracağız. Arapçada 1 ve 2 sayısıyla 11 ve 12 sayısı sıfat olarak kullanılır. Yani kelime müzekkerse sayı da müzekker oluyor. Kelime müennesse sayı da müennes oluyor. Müenneslik alameti de t'dir. Şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. Hel indeke nezara? Senin diyor gözlüğün var mı? Ne'am indi. Bakın y'ye geldi k ye yerine. Ne'am indi. Evet benim var. Nezara kelimesi T'den dolayı müennes olduğu için buraya 12 bu şekilde yazılır. 11 de bu şekilde yazılır. Bakın burası 12. Burası da 11. Sayıları unutmayalım. Nezara müennes olduğu için 12'nin müennesini getireceğiz. Yani isne ta aşrate nezara. Evet benim 12 tane gözlüğüm var. Hel indeki hatem senin yüzüğün var mı? Bakın yüzük müzekker sonunda T yok. 11 tane yüzüğü varmış. 11'in müzekkeri hangisi? Ehade aşara. Bakın şunu getiriyoruz. Ehade aşara. Tamam. Müzekker olduğundan dolayı sonunda T olmadığından dolayı bu kelimeyi getiriyoruz. Hatimen. Evet benim 11 tane yüzüğüm var. Helandeke kura senin topun var mı diyor. Ne am benim var 12 tane küre. Bakın küre kelimesi t kıratün top müennes. O zaman 12'nin müennesini getireceğiz. Hangisi olacak bu ya da 12'nin müennesi? Yine aynısı isneta aşrate. İsneta ashrate. -aş Benim 12 tane topum var diyor. Maşallah. Hel indeke mimhat. Senin şeyin var mı diyor. Silgin var mı? Bakın T var yine. Ne amindi mimhat. 11 taneymiş. Müennesin 11'ini bulacağız. Bakın o da hangisi? Bu. İhda aşrate. İhda aşra te. Evet benim 11 tane silgim var. Sizleri bu şekilde boşluklara doldurun. Devam edelim. Dokuzuncu sesimizi açıyorum. Dinleyelim. Ahada aşar. İstemi ilel hivar. Thumma a'idhu. Zeyd la'ibu kuratil kadem. Esselamu aleykum. Ve selam. أهلاً بك يا خالتي. أهلاً يا زيد، هل أنت تعبان اليوم؟ نعم، لأنني لاعب في فريق المدرسة، ولعبنا مباراة تمهيدية اليوم. فهمت، ولذلك تعبت. نعم، وغداً عندنا مباراة مهمة. إذاً، أتمنى لك الفوز غداً. أشكرك يا خالتي. Evet burada bir diyalogumuz var. Diyalogumuz Zeyd la'ib kuretel kadem. Zeyd futbol oynuyor. Konumuz bu Zeyd futbolcuymuş demek ki. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Valide annesi de ve aleyküm selam. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ehlen bir ke ya. Ehlen ki kız olduğu için. Ya haleti. Ey teyzeciğim Merhaba. Ehlen ya Zeyd, merhaba ey Zeyd, hel ente ta'banil yevm, bugün sen yorgun musun? Naam, evet, Lienneni çünkü ben la'ibun, oynuyorum fi ferigil medrese, ben okul takımında oynuyorum. Ve la'ibna oynadık, mübaratim temhidiyyetil yevm, bugün hazırlık maçı oynadık. Ve anladım, ve li zalike bu yüzden ta'ibte ta yoruldun. Naam. Ve kaden yarın da indene mübaraten mühimmeten. Yarın önemli bir maçımız var. İzen öyleyse etemenna lekel fevze kaden. Sana yarın başarılar diliyorum. eşkuruke ya haleti. Teşekkürler ey teyzeciğim. Şeklinde bir diyalogumuz var. Ecip cevap ver. Anel ezletil atiye hasabel hivar. Parçaya göre gelen sorulara cevap ver. Beyne men ye Parçamız kimler arasında geçti? Zeyd ve Hale. Hale tü hü diyelim teyze arasında. Zeydün ve Hale tü hü ve onun teyzesi arasında geçti. Maza qalet Hale Zeyd. Zeyd Zeyd için teyzesi ne dedi? Etemenna leke etemenna leke el fevze yani başarılar diliyorum dedi. Şu şekilde yazabilirsiniz. Etemenna fevze. Başarılar diliyorum. Limaza zeyt tabani. Niçin zeyt yoruldu. Çünkü laibe oynadı mübaraten temhidiyeten hazırlık maçı oynadığından dolayı. Hel huve fi o okul takımında mı oynuyor? Naam. Evet dediğimiz zaman sorularımızı da cevaplamış olduk. 13. alıştırmamız İkra oku el esilete vel ecviyetel atiye. Gelen cevapları ve soruları oku. Ve teemmel me'aniha anlamlarını düşün. Sün fi defteri sonra onları defterine yaz diyor. Burası yazma ödevimiz. Meze gal tef'al hazel yevm. Bugün ne yapıyorsun? bu gideceğim ilel müsteşfa. Hastaneye gideceğim. Bugün ne yapacaksın diyor. Hastaneye gideceğim. Etufaddilul utlete fis sayfi. Yaz tatilini istiyor musun? Tercih ediyor musun? Ne Evet. Evet. Ufaddilul utlete fis sayfi. Evet. Yaz tatilini tercih ediyorum. Diyorum. İla eyne tezhebu hazel usbu'i. Bu hafta nereye gidiyorsun? Etse ile sugi çarşıya gidiyorum. Meta ne zaman? Testeyi uyanıyorsun. Fişşitai adeten. Genellikle kışın ne zaman uyanıyorsun? Estey gözü mübekkiran. Genelde erken uyanıyorum. Pardon genel yok. Erken uyanıyorum. Hellaibte oynadın mı? Kuretel gadem futbol. Haze şehri. Bu ay futbol oynadın mı? La. Hayır. Ma laibte oynamadım. Kuretel gadem. Futbol oynamadım. Yine zamirlerle ilgili alıştırmamız var. Üktüp yaz el kelimati kelimeleri minel gayemet ilahati gelen kelimeleri fil feragatil münasip uygun boşluklara ke, leha kema fil misal örnekteki gibi. Şimdi ene ben demekti. Hüve o demekti. Hiye kızlar için o demekti. Ente erkek için sen. Enti de kız için sen. Baktığımız zaman tü olursa ene yazıyorduk. Bak, ene ve cet tü. Ben buldum. Alimet. Bakın burası kapalı şi, hareket çizim olan T kızlar için o demekti. Hiye alimet o bildi. T erkek için T ente sen oynadın ente laibte. Hiçbir şey yoksa hüve erkek için o demekti. Hüve şeribe o erkek içti. Üktüp yaz el e'dad el atiye gelen sayıları tahtel kelimatil münasibe uygun kelimelerin altına kemabimiz örnekte olduğu gibi. Ne demiştik? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1'den 12'ye kadar sayılar verilmiş. Aşağıda da okunuşlar. Erba'a 4 demektir. Kamse 5. İsne aşara 12. Vahid 1. Semaniye 8. İsnan 2. Tis'a 9. Seb'a 7. Ehad aşara 11. Aşar 10. Şu şekilde nokta koyuyoruz. Telase 3. Sitte 6. Üçüncü alıştırmamızda ekmil tamamla el var parçayı bir kelimatil münasibe uzun kelimelerle minel gaymeti parantez içerisindeki kemafil misal örnekte olduğu gibi diyor. Bakın. Haleti teyzeciğim eşkürüke sana teşekkür ediyorum. Laibun oyuncu. Mübara yarışma, müsabaka. Ta'ban yoruldu. Temhidiye hazırlık. Etemennaleke sana diliyorum. Te'ib te yoruldun. Efendim ve bu yüzden. Zeyd, <Sessizlik> esselamu aleyküm ve aleyküm selam demiştik. Ehlen bir keya haleti. Hoş geldin. Ey teyzeciğim dedi. <Sessizlik> Ehlen ya Zeyd. Ente efendim e el yevm diyor. Yani sen bugün ta'bani, yoruldun mu diyor. Buraya bu kelimeyi yazacağız. Ta'bani. Ne amleyenleni çünkü ben ne yaptı Oyun, oyun, oyuncuydu. La'ibun. Oyuncuyum. Nerede? Fi feriqil Medrese, Okul takımında. Çünkü ben oyuncuyum. Okul takımında oyun oynadığı için ve la'ibna oynadık diyor. Ne oynamıştı? Mübaraten temhidiyeten. Yani hazırlık maçı yapmışlardı. Yukarıdan bakarak siz de yazın. Bu şekilde temhid diye ten el Bugün hazırlık maç oynadık. Fehimtü anladım. Ve zalike bu yüzden taibte yoruldum. Anladım diyor. Bu yüzden sen yoruldun. Neam evet ve gaden indena ve yarın bizim var. Mübaraten önemli bir maçları vardı. Mübaraten mühimmeten. Bizden öyleyse etemenna leke. Etemenna leke. O zaman sana başarılar diliyorum demişti. Değil mi? Evet. O da ne demişti? Eşkuru ke ya ha. Eşkuru ki kız olduğu için. Mühendisler için ki kullanıyoruz. Eşkuru ki ya haleti teşekkür ediyorum ey teyzeciğim demişti. Evet sevgili arkadaşlar böylece tüm dersimizi tek videoya sizler için ayarladık. İnşallah sizler de bol bol tekrar ederek derslerinize başarılı olursunuz. Yeni derslerimizde görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.